Herkese merhaba. Benim adım Ekrem. Dün LGS'ye girdim ve gerçekten büyük bir yükü omuzumdan attım. Önceki videoda daha söylemiştim. Bugün LGS nasıl geçti? Onun hakkında size yorumlarımı aktaracağım. Ve Pazartesi günü kitapçığım geldiğinde sizlere daha detaylı bir biçimde yaptıklarımı anlatacağım. LGS Gerçekten benim korktuğum bir sınavdı çünkü hayatıma gireceğim ilk büyük sınavdı ve herkes de LGS çok zor falan diye beni biraz korkutuyordu şahsen ama e, gerek çevremden ailemden arkadaşlarımdan öğretmenlerimden destek alarak güzel bir şekilde LGS'ye girdim. Sınavda anneme de bunu çok detaylıca söyledim yani anlattım. Anne sanki LGS bir iki ay varmış gibi içimde bir his var. Çok rahatım dedim. Değişik bir his vardı yani içimde. LGS'ye girdiğim anda şok oldum. Çünkü benim hakkımda böyle bir sınav yoktu. Daha ölümcül bir sınav vardı. Çıkınca ağlayacağım, acı çekeceğim bir sınav vardı. Kolay değildi. Tabii ki de değildi. Adı üstünde lise geçiş sınavı bu. Önemli bir sınav. Ama zor da değildi. Güzel bir şekilde okudum. Bazı sorularımı değiştirdim. Ve güzel bir net yaptığımı umuyorum arkadaşlar. Umarım ne, Netimi de paylaşırım sizlerle bir ara. Ve belki de güzel bir net almışsam size tavsiyelerimi de anlatırım. LGS'ye girdim. Sözel'de bir 20 dakika fazladanlık oldu. Hatta evet 20 dakika yaklaşık fazladan bir sürem oldu. Ben bu sürede ilk önce Türkçe'ye baktım. Çünkü soru potansiyel olarak en fazla değere sahip Türkçe. Türkçe'nin bir 5 e, puanı falan var. Bayağı iyi yani. Din'in iki puanı falan var. Öbürlerinin az yani. Onun için Türkçe'ye baktım. Türkçe'de e, iki soruyu değiştirdim. Ve iyi ki de değiştirmişim dedim. Çünkü galiba değiştirip doğru yapmışım. Bir daha dönüp kontrol etmeniz. Ya ben hepsini yaptım. Çok eminim demenize rağmen kontrol etmeniz. Sizin için çok avantaj sağlıyor. Ara derslerden çok umutluydum zaten. E, ya Mantık olarak da ara dersleri çoğumuzun full yapması gerekiyor ki yanlışlarımızı daha zor derle, derslere saklayalım gibi. Sözelim geçti. Aşağıda bekledim zaten zorunluydu yukarı almadılar bizi. Ee, i̇çeri geçebilirsiniz dediklerinde sayısala gittik. Bu arada bizi bir yarım saat önce aldılar. Onun için de çoğumuz sınav stresini bastırdı zaten. Çoğu kişi de olduğu gibi bende de bir sayısal korkusu vardı. Çünkü daha zor olan sayısal her türlü matematik ve fen. İlk önce fenden başladım. Çünkü matematikte uğraşıp problemlerin ya da yapamadığım soruların beni üzeceğini biliyordum. Moralim bozulmasın diye fenden başladım. Güzel bir şekilde hızlı bir biçimde feni bitirdim. Bu hızlı biçim 10 dakika değildi ama yine bir 30 dakikada falan bitirdim. Sonra geri döndüm tabii ki de fene. Feni bitirir bitirmez bir besmele çekip yani güzel umutlarımla matematiğe geçtim. Matematikte de umutluydum. Çünkü soruları hiç böyle beklemiyordum. Hele ben C kitapçıydım. İlk soruda bir ondalık sorusu vardı. İşte ha soruyu kısaca özetleyeyim. Bize ondalık gösterim vermişti. Hangisi 185'ten küçüktür diyordu. Yani soru bu kadardı. Aşırı basitti. Ve gerçekten ben... Önceki videomda demiştim yaklaşık 60-70 deneme oldum bu denemelerdeki bazı denemeler bile LGS'den daha zordu LGS bazı denemelerden daha kolaydı onun için çok mutlu oldum sınavında bir gülümsedim ee, güzel bir enerji aldım içime zorlanmadım matematiği de yaklaşık bir 40 dakikada bitirdim 35-40 dakikada bitirir bitirmez tekrar matematiğe döndüm güzel bir biçimde kontrol ettim bir soruda çok takılmıştım o soru LGS'ye girenler hatırlıyor bilmiyorum ama Alan sorusu Üç 3 tane mavi kare vardı. Ee, i̇şte o karelerle ilgili bilgiler vermişti. Buna göre asıl karenin çevresi kaç santimetre? O soruyu 10 dakika ayırdım. Ee, bu arada son 10 dakikadan bahsetmiyorum. O 40 dakikanın içinde 10 dakika ayırdım. Çok zorlandım. Ama o kadar basit olduğunu anlayınca biraz moralim bozuldu tabii. Bu kadar zaman ayırdım mı diye. Ee, ondan sonra o soruyu da yaptım. Sonra tekrar matematiğe döndüm. Hepsini yaptım. Sonra dedim ki fen önemli. Fene az zaman ayırmamalıyım. Fene döndüm. Kontrol ettim. İki kere, iki kere optik kodlamamı baktım arkadaşlar. Ondan sonra zaten süre bitti. Mutlu bir şekilde ayrıldım. Çok yanlışım çıkacağını inanmıyorum. Ama çünkü güzel geçti sınavım. Hatta şunu söylemem gerekirse sınavdan çıkınca ben galiba 500 Tam puan çektim bile dedim içinden. Çünkü hiçbir şeyde takılmamıştım. Acaba şunu mu yanlış yaptım diye kendime geçirmedim. Sadece bir soru vardı bir de Türkçe'de. ...iftihar etmek vardı. Ben gururlanmakla kıvanç durmak arasında kaldım ama kıvançın gururu olmak oldu. Kıvançın gurur anlamına geldiğini biliyordum. Gururlanmak bana kibirlenmek gibi bir anlama geldi. Ve onun için o şıkkı eledim. Doğru yaptım. öyleydi yani. Dedim ben 500 mi yaptım çok heyecanlandım ama yine azıcık yanlışlarım çıkmış galiba. Detaylı bir biçimde bakmadım cevap anlatsalarına. Pazartesi günü kitapçığım gelince bakacağım inşallah. Böyleydi benim şeylerim ve mutlaka yapmanız gereken şeyleri söyleyeyim. Pazartesi günü daha detaylı bir biçimde söyleyeceğim. E, kesinlikle ve kesinlikle en az 3 kalem alın. Ben hiç risk almadım 4 kalem aldım ama sadece bir kalem kullandım. E, kesinlikle güzel bir kalem alın. Kara yapan yani çok emek harcatmayan kodlama yaparken silik olmayan bir kalem alın. Silginiz güzel bir silgi olsun. Ee, silgi çöplerinizi atın optik kodlamadan. Onları silip süpürün. Yoksa kodlamada yanlış cevapları algılayabilirler. sınavanda hiçbir şey endişe etmenize gerek yok. Ee, çünkü her şey kodlanmış geliyor size. İmza atıyorsunuz sadece ki bu da imza bitince oluyor. Bu için çok takmayın. Ee, 7. sınıflar için bir tavsiye verecek olursam e, hiçbir dersi hafife almayın. Hiçbir soru basit değildir. Ara dersler hariç ara derslerde bile basit olan sorular riskli sorulardır. Bir soru basitse o sorun daha da üstüne gidin. Matematikte bir soru basitse ve işlemsiz yapılabiliyorsa işlemle yapın. Ben bu sayede galiba 2-3 soru kazandım işlemsiz yapılabilecek soruları ya da direkt işaretlenecek sorulara bir iki işlem yapılacak soruları daha üstüne gittim ve birkaç soru kazandım galiba. Siz de bunun için dikkat edin. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. İleriki zamanlarda daha detaylı bir biçimde anlatacağım düşüncelerimi. Umarım güzel bir puan kazanmışımdır. Umarım girenler de güzel bir puan kazanmıştır. İzleyen herkese çok teşekkürler. Takipte kalın. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.